Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine farklı bir videoyla karşınızdayım. Proje döngüsü yönetimi üzerine konuşacağız. Öncelikle proje nedir tanımlayacağız. Sonrasında plan, program, fizibilite, sürdürülebilirlik. Daha sonrası bir proje fikrinin oluşmasına değineceğiz. Ondan sonra proje yönetimi nedir ona bakacağız. Ve son olarak da proje döngüsü yönetimi üzerine kısaca konuşarak videomuzu tamamlayacağız. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Proje nedir ile başlayalım. Belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan amacı, kapsamı ve bütçesi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen faaliyetler bütününe biz proje diyoruz. Tabii bir projenin her zaman geniş anlamda politika ve program amaçlarıyla uyumlu olması gerekiyor ve bunu desteklemesi gerekiyor. Bu politika ve program amaçlarını desteklemesi gerekiyor. Fakat hali hazırda devam etmekte olan faaliyetleri desteklemekten ziyade yeni bir şey söylemeli bize, yeni bir şey geliştirmeli, yeni bir şey oluşturmalı. Çünkü proje dediğimiz şey yeniye dair bir şey söylemeli ki yoksa onun adı sadece tekrar olur öbür türlü. Yani geçmişteki projenin tekrarı, yani geçmişteki projenin aynısı olmuş olur. Ve tabii belirlenmiş ihtiyaçlara yönelik açıkça tanımlanmış amaçları, açıkça tanımlanmış hedef grupları, açıkça tanımlanmış yönetim sorumlulukları, başlangıç ve bitiş tarihi, belirlenmiş bir dizi kaynağı ve bütçesi olmalıdır. Bunların bahsettiğimiz tanımlanmış amacı, hedef grubu, yönetim sorumlulukları, başlangıç bitiş tarihi, kaynağı ve bütçesi, bunlar da olmazsa olmaz. Tabii şimdi burada proje fikri dediğimizde projeyle proje fikrini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yani proje bir başka bir tanım, proje fikri bir başka şey ifade ediyor bizlere. Örneğin çevremizde sıkça duyduğumuz bir projemiz var ifadesi genellikle bir proje fikridir. Burada bir projeden söz edilebilmesi için proje fikrinin geliştirilmesi ve yaklaşımı, amacı, içeriği, yöntemi, sonrasında sorumlusu, yürütücüsü, üçüncüsü süresi, dördüncüsü planı, faaliyetleri, beşincisi sonuçları, ürünleri, etkileri, altıncısı kaynakları, bütçesi ve yedinci ve son olarak da bitişi ve değerlendirilmesi olan çalışmalar haline getirilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla proje fikriyle proje gördüğümüz üzere bambaşka noktalardalar. Sürdürülebilirlik de önemli. Yani kendi ayakları üzerinde durabilme ifade ediyoruz burada. Proje tamamlandıktan sonra proje hedeflerinin kendi yarattığı fonlarla varlığını sürdürmeleridir burada ifade ettiğimiz şey. Bunu sağlamak için projelerde bir ulusal hedeflere paralellik sağlanmalı. Aynı zamanda hedefler proje uygulama ve sırasında kaybedilmemeli. Projenin her aşamasında denetim, raporlama ve arşivlemeye önem verilmeli. Projenin tarafları iyi analiz edilmeli. Bilgilendirilmeleri ve sahiplenme sağlanmalı. Sürdürülebilirlik için bu olmazsa olmazlar bunlar. Aynı zamanda karlılık ve verimlilik kavramlarına dikkat edilmelidir. Peki iyi proje nedir? İyi proje dediğimizde neyi kastediyoruz?
Burada ihtiyaç ve kapasite öne çıkıyor. İhtiyaç da projenin gerçek bir sorunda dönüşüm yaratmayı ele alması, hedef grupların ihtiyaçlarına yanıt vermesi, ilginç ve realistik olması, ikinci olarak iyi planlanmış, objektif ve yüksek katılımlı olması, üçüncü olarak yararların kadın ve erkek arasındaki eşitliği gözetmesi gerekiyor. İhtiyaç bağlamında. Kapasite bağlamında iyi proje değerlendirdiğimizde ise yeterli düzeyde örgütsel ve kurumsal kapasiteye sahip olunmalı. İyi sahiplenen bir proje ekibi olmalı. Ortaklar ve sorumlular arasında iyi ve açık bir iş bölümü olması gerekiyor. Esneklik iyi bir projenin olmazsa olmazı bir diğer kavramı. Bunda da riskleri öngörme ve öngörülmemiş olanlarla baş etme kapasitesine sahip olmalıyız. Değişen koşullara uyum esnekliği de olmalı iyi bir projenin. Fırsat ve dış destek de önemli. Burada iyi bir projede fırsat ve dış desteğin önemini yadsıyamayız. Bunda işleyiş için ortam var olmalı ya da yaratılmalı. Maddi kaynak dışında etkin destek gerekiyor. Aynı zamanda anahtar kilit kişilerin desteği ve hedef grubun faal katılımı önemli. Bu tanımladığımız proje fikri, iyi projenin özelliklerinden sonra proje yönetimi nedir? Şimdi buna kısaca bakacağız. Proje yönetimi arkadaşlar performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir. Yani tekrar edecek olursak proje yönetimi, performans önemli, maliyet önemli ve zaman önemli. Bu üç hedefe ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir. Bu üç amaca kaynakların verimli ve etkili kullanımıyla ulaşılabilir. Her organizasyonda sınırlı kaynak var sonuçta. Her örgütte, her şirkette ya da kurumda sınırlı kaynaklarla bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Kaynakların iş yüklerinin doğru oluşturulmaması projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Burada o zaman ne öne çıkıyor? Proje döngüsü yönetimi. Şimdi proje döngüsü yönetimi dediğimizde ne kastediyoruz? Onu tanımlayalım. Proje döngüsü yönetimi arkadaşlar, proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, yani bir proje var dediğimiz daha zihnimizde proje fikrinin ortaya çıkışından onun başvuru formlarındaki o sırayla tasarlanmasına, bu fikrin kağıda dökülmesinden geliştirilmesine, proje için fon başvurularının yapılmasından projenin yürütülmesine, bitmesi ve değerlendirilmesine kadar olan o bütün süreci kapsıyor. Tekrar edecek olursak proje döngüsü yönetimi, proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, bu proje fikrinin kağıda dökülmesinden geliştirilmesine, proje için fon başvurularının yapılmasından projenin yürütülmesine, bitmesi ve değerlendirilmesine kadar olan tüm süreci kapsıyor. Ardından hem bilgi üretimi sağlanmış ve topluma yayılmış olur, hem de yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadar uzanır bu süreç. Ne dedik? Proje döngüsü yönetiminde öncelik bir proje fikrimiz oluyor. Sonra proje tasarımı geliyor. Sonra proje önerisini oluşturuyoruz. Sonra kaynak bulunması geliyor. Sonra uygulama. Sonra değerlendirme. Sonra bilgi üretimi. Ve sonra tekrar o bilgi üretimiyle yeni proje fikirleri yeni beynimizde oluşabilir. Ve bu döngü böyle bir sarmal halinde kendini devam ettirir. İşte bu
aşamaların tümünü içine bu aşamaların tümünü içine alarak kavramsallaştıran ve resmileştiren yaklaşım Project Cycle Management, yani proje döngüsü yönetimi olarak adlandırılıyor. Burada ifade ettiğimiz gibi proje fikrinin oluşması proje döngüsü yönetiminin ön aşamasıdır. Bu ön aşama projelerin başarılı olması açısından çok önemli ve kritik bir noktada duruyor. Kurumların, kuruluşların, STK'ların ve kişilerin ortaya çıkaracakları proje fikri, başvuruda bulunacak ilgili birimin değerleri, vizyonları, misyonları ve hangi toplumsal sorunla ilgili olduklarıyla ilintili olmalıdır. Peki proje döngüsü yönetimin amacı nedir diye sorduğumuzda ise proje döngüsü yönetimi proje tasarım kalitesini iyileştirmek, uygulama etkinliğini artırmak, sağlanacak faydayı garantilemek ve sürekliliğini gözetmek için kullanılan bir araçtır. Burada baktığımızda politika, strateji ve program bağlamında işte ulusal ve sektörel politika olabilir, Avrupa Birliği ülke stratejisi olabilir. Burada hükümet programları var. Yine devlet dışı aktörlerin politika ve stratejileri var. Sonrasında bunun en altında bunlara uyumlu olarak projeler geliştirilmeye, ya projeye de projeler geliştirilmeye çalışılıyor. Bu ulusal ve uluslararası politika ve strateji programlara uyumlu bir şekilde. Yine Avrupa Birliği projeleri belirteceğimiz programların ya da stratejilerin bir parçası olmalı ve bunlarla uyumlu olmalı. Bu uyumluluk örneğin ulusal kalkınma politikalarıyla yapacağımız projeler uyumlu olmalı. Yani yoksulluk azaltma stratejileri dahil yapacağımız projeler bunlara uyumlu olmalı. Yine Avrupa Birliği ülke stratejisi ve raporlarına uyumlu olmalı yapacağımız projeler ve sektör programlarıyla yani sektörel programlar örneğin sağlık, eğitim, tarım gibi alanlarda hangi alanda proje fikrimiz var ise bunlar ulusal veya uluslararası veya sektörel politikalarla uyumlu olmalılar. Bunların bir parçasını oluşturmalılar. Yine devlet dışı aktörlerin de öncelikleri arasında hangi politikalar varsa onlarla uyumlu olmalı. İfade edecek olursak yine proje döngüsünün 6 aşaması var. Bir programlama, öncelik programlama, sonra tanımlama, sonra ön değerlendirme, sonra finansman, sonra uygulama, sonra değerlendirme, ondan sonra tekrar bir programlama aynı döngüyü devam ettirebiliriz. Yani yeni proje fikirleriyle aynı o projeden çıkan çıktılarla bilgi üretimiyle o sirkülasyonu devam ettirebiliriz yeni projelerle. Peki burada olması gereken ve olmaması gerekenler üzerine değinecek olursak öncelikle olmaması gerekenler belirsiz bir stratejik çerçeve olmamalı projelerimizde. Arz odaklı projeler olmamalı. Mevcut durumun uygun bir şekilde analiz edilememesi, yani uygun bir şekilde analiz edilemeyen, mevcut durumun uygun bir şekilde analiz edilemeyen bir proje zaten baştan sakat başlıyor demektir. Faaliyet odaklı planlama olmamalı. Sadece faaliyeti odaklamamalı. Yani şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte gezeceğiz, soracağız ya da işte 1, 2, 3, 5 bir şey verdik. Gibi bir şey olmamalı. Doğrulamayan sonuçlar olmamalı. Yani biz bu proje sonunda hangi sonuçlara ulaşacağımızı net bir şekilde bilmeliyiz. Yani karşıya da bunu forma yazarken net bir şekilde oraya aktarmalı. Yani bu yapacağımız proje sonrasında şöyle şöyle sonuçlar çıkacak ve bunların doğrulanmış çıktıları olmalı. Örneğin 100 kişiye eğitim verdik. Doğrulanabilir bir sonuç. Ya da farkındalık eğitimi yaptık işte.
engelliye yönelik farkındalık eğitimi yaptık gibi hani doğrulanabileceğimiz sonuçlar olmalı. Doğrulamayan sonuçlar olmamalı proje döngüsü yönetiminde. Kısa dönemli bakış açısı olmamalı. Yani bu proje döngüsü yönetimi ya da projemiz sadece işte bir ayda yaptık bitti modunda kısa dönemli bir bakışla yapılmamalı. Çünkü oradan bir verim alınamaz ve yazarken de çok sıkıntı çekilir zaten. Ve aynı zamanda çıkarılan derslerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yine eksik proje dokümanları yani projemizi yazarken bütün dokümanları tam ve eksiksiz yapmalıyız. Olmaması gerekenleri bahsettik. Şimdi olması gerekenler neler diye bakalım. Öncelikle sektörel ya da politika program bağlantısı olmalı yapacağımız şeyin. Talep odaklı bir yaklaşımla yapmalıyız. Mevcut durumun daha iyi bir şekilde analiz edilmesi. Yani mevcut durum yani örneğin tarımda, eğitimde ya da sektörel herhangi alanda projemizi yapıyorsak o alana ilişkin mevcut durumu iyi analiz etmeliyiz. Yani tarım ve hayvancılık üzerine yapıyoruz. Örneğin köylü bir köydeki bir proje yapacağız. O köyün artısıyla eksisiyle durumunu iyi bir şekilde analiz etmeliyiz ki o projeyi yani o köye yönelik özel projeyi yaptığımız zaman hani neye bağlayacağız oradaki köydeki durumu? Yani tarım politikasına yani bağlayabiliriz. Yine Avrupa Birliği'nin tarımsal desteklerine bağlayabiliriz. Yani o sektörel stratejilere bağlayabiliriz. Onun için mevcut durumun ilk başta iyi analiz edilmesi gerekiyor. Amaç odaklı bir planlama yapmalıyız. Yani amacımız ne olacak orada? İşte köy bahsettik. İşte köyde tarımsal, kırsal kalkınmaya yönelik bir proje bahsettik. Amacımız ne olacak yani o köye yönelik? Yani neyi amaçlıyor olacağız? Neyi amaçlı? Bizim amacımız ne olacak? Buna yönelik bir planlama yapılmalı. Doğrulanabilir sonuçlar olmalı. Ne dediğimiz gibi. Örneğin yine bahsettik ne diyelim? Kırsal kalkınmaya yönelik yaptığımız zaman köylülere nasıl daha iyi verim alabileceklerine yönelik örneğin bir eğitim verdik. Yani işte 200-300 köylüye nasıl daha iyi bir ekim yapılmalı ya da nasıl daha iyi işte tarımsal sulama yapılmalı gibi. Yani böyle afaki şeyler söylüyorum şimdi. Yani böyle doğrulanabilecek ya da hayvan bakımına yönelik işte en yeni teknikler öğrettik, öğretilecek. Ya da balıkçılıkta avlama tekniklerini işte öğretiyoruz yani nasıl daha uygun nasıl daha iyi şekilde balık tutulabilecek, nerede tutulabilir yani böyle şeyler ne doğrulayabileceğimiz yoksa öyle afaki işte bilinç arttırdık köylülerin değil yani, ama farkındalık arttırma eğitim verdik. İşte bilinç arttırmayı hedefliyoruz. Afaki bir şey olur ama şu konuda örneğin eğitim verdik. Bu eğitim sonucunda şu kadar kişi bundan yararlandı gibi böyle doğrulanabilecek şeyler olmalı. Sürdürülebilirlik üzerine odaklanmalı. Yani bunun sürdürülebilirliği önemli. Yani proje sonrasında bunu nasıl o sürdürülebilirlik kapsamında devam edebileceğine odaklanmalıyız. Değerlendirmeler yoluyla öğrenmeye olması gerekiyor. Standartlaştırılmış formatlar olması gerekiyor. Tabi burada proje döngüsü yönetiminde en önemli şey takım çalışması. Proje döngüsü yönetiminin başarısı ilgili paydaşlar arasındaki etkin takım çalışmasına bağlıdır. Farklı bakış açılarını ve gerçekleri anlayabilmek için bu önemli. Farklı bilgi ve yeteneklere saygı duymak açısından takım üyelerinin her biri için sorumlulukları belirlemek, sürece yeteri kadar zaman ayırarak sonuçlara da odaklı kalmak, açık ve anlaşılır iletişim için takım çalışması önemli. Tabii proje döngüsü yönetimi ve teklif çağrılarının yönetilmesine baktığımız zaman teklif çağrıları genellikle tematik bütçe kalemlerin altında yani insan kaynakları, cinsiyet, çevre, STK'lı ve ortak finansman gibi özellikle tüzel kişiliklere hibe fonu sağlamak için kullanılmaktadır.
Aynı zamanda coğrafik bütçe kalemleri de artan bir şekilde teklif çağrılarını devletten olmayan kişilere finansman sağlamak için kullanmaktadır. Bu yaklaşımın ayrıca yeni finansman faaliyetlerinde de kullanıldığını görüyoruz. Tüzel kişilikler söz konusu olduğunda teklif çağrılarını kullanmak artık genel bir kural haline gelmiştir. Dünyada yürütülen tüm AB projelerinde sistematiği ne olursa olsun kesişen konular vardır. Proje teklifleri bu noktaları göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin iyi yönetişim ve insan hakları, cinsiyet eşitliği, çevreye duyarlılık. Burada Avrupa Komisyonu tarafından kullanılan değerlendirme kriterlerine bakacak olursak uygunluk kriteri var. Uygunluk değerlendirme kriterini ne ifade ediyoruz? Proje hedeflerinin değinmesi beklenen problemler ve projenin içerisinde bulunacağı fiziksel ve politika çevresine olan uygunluğudur. Proje hazırlama ve tasarımının kalite değerlendirmesini de kapsamalıdır. Örneğin proje planlama sürecinin mantığı ve tamamlanma durumu ile iç mantık ve proje tasarımının tutarlılığı önemli. Bir diğer değerlendirme kriteri verimlilik. Burada proje sonuçlarının makul maliyetlerle gerçekleştirilmesini anlıyoruz. Örneğin zaman, nitelik, nicelik ve elde edilen sonuçların kalitesi açılarından girdiler, araçlar faaliyetlere ne kadar başarılı bir şekilde dönüştürüldü. En verimli sürecin benimsenip benimsenmediğini belirlemek için genellikle alternatif yaklaşımlar karşılaştırılarak aynı sonucun elde edilmesi gerekir. Bir diğer kriter etkinlik. Proje amacının elde edilmesi için sonuçların proje amacına yaptığı katkının ve varsayımların proje başarını nasıl etkilediğinin değerlendirilmesidir. Örneğin kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi tanımlanmış hassas grupları da kapsayan hedef gruplarına sağlanan faydaların değerlendirilmesini de içermelidir. Etki kriteri bir diğeri. Projenin kendi geniş çevresindeki etkisi ve daha kapsamlı politika ve sektör hedeflerine olan katkısıdır. Bir diğer değerlendirme kriteri sürdürülebilirlik. Bunda ise önemli bakılan politik destek, faydalanıcıların sahiplenme derecesi, ekonomik ve finansal faktörler, sosyokültürel yönler, cinsiyet eşitliği, uygun teknoloji, çevresel yönler, kurumsal ve yönetim kapasitesi gibi belli faktörlere referansta bulunarak proje için sağlanan dış fon bittikten sonra da proje tarafından üretilen hedeflerin devam etme olasılığının değerlendirmesidir bu da. Bu sürdürülebilirlik değerlendirme kriterleri de bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yine bir başka farklı videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma destek olup abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklayın.